Basist, kalbimiz, ayak izlerim de sunum izlerim ikinci akşama hoş geldiniz. Bugünkü akşam listin bir öğrencisi hakkında Geza Hekeri ve bu beyefendi bu binada 35 sene konser vermiş. O yüzden bu Metonya binası için çok özel birisi. Ve birkaç gün önce o duvarına bir plak astık onun uğruna. Ve bu program servisinde hem sergimiz var, hem sunumlarımız var, hem de konserimiz var. Ve bu akşam çok şanslıyız. Sunumlarımızdan sonra çok özel bir konser dinleyebiliriz. Ve bu konserde hem Geza Hege'nin parçalarını dinleyebiliriz. Hem de öğrencilerin hem de öğretmenlerin parçalarını. Yani çok özel bir programımız bekliyor sizi. Ama ilk önce bu seri alakalı kitabımız da çıktı. Onu görüyorsunuz sağda. Osmanlı Sarayı'nda bir Türk, bir Macar piyanist Geza Hekeri ve bu araştırma Sayın Emre Hanım ve Sayın Gabo Bey beraber yaptı ve o konu üzerinde bugün bize sunum verecekler ve lütfen size bu kaleye davet ediyorum. Geza Hege'nin aslında 19. yüzyılın son çeyreği, yani 20. yüzyılın başlarındaki 10 yılları parlak bir yıldızıydı İstanbul'da. Onun ismini herkes biliyordu, tanıyordu. Ama maalesef 20. yüzyıl içerisindeki dalgalı 10 yıllar onun isminin de unutulmasına yol açtı. Ve bu program meselesiyle ki her zaman Richard Bey ve Orient Institute'ne kadar bir teşekkür olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü aslında bütün bu çalışma ve bugünkü konserde söyleşi ve kitap özellikle Geza Hege'nin onun yarattığı etkinin ve tabii onun öğretmeni olan Franz Liszt'in yarattığı etkinin tekrar canlandırılması üzerinde kurulur. Geza Hege ile ilgili aslında şehir efsaneleri var. Nasıl geldiğini, neler yaptığına dair. Ben şimdi kapatırız, piyanoyu kapatırız, sonra da vereceğiz. Bir şey görmüşsünüz. Düşünün. Bu piyano 1927 yapımı. Maalesef bir daha ilgili sonradan ödemiş olacaksınız. 26'da vefat etti ama eşi bu piyanoda 10 yıllar boyunca müzik çalmıştı. Geza Hege'nin hikayesi şöyle basıyor benim hayatımda. 2018 Aralık ayında sabit hattında bir Macar beyefendi beni arıyor Macaristan'da. Ve bana şöyle bir soru yöneldi. Siz Geza Hege'nin ismini hiç duydunuz mu? Ben duydum deyince o biraz şok oldu. Nasıl oluyor filan falan. Ben araştırmacım zaten tarihçiyim. İsmine sık sık rastlıyorum ama hayatı üzerinde Evren Hanım'ın yazdığı bir kitap dışında pek bilgi yoktum. Böylece bizim araştırmalar başladı. Hem Macaristan'daki veri tablaları, arşivler vesaire taranmış. Ondan sonra da bir şans eseri, bir sergide olduğum kataloğum
içerisindeki bazı fotoğraflar beni Karöme'ye, aslında yani bizim aramızda olan Karöme Aliyotti Bey'e götürdü. Aslında Kezayi'nin bir torunudur. Ve telefonla aradım, sonra konuştuk. Bir gün sonra ofisinde böyle biraz sinapta oturmuş gibi oturuyorum. İşte Karöme tabii ki şüphelesiz, siz ne istiyorsunuz? Kimsiniz bilmem. Sonra işte anlattım, acaba kültür merkezi mi diyorum, işte Visa Hedi araştırıyorum. Yanlış anlamadıysam siz de onun bir büyük torunusunuz. Elinizde herhangi bir arşiv varsa da onu bize bir açarsanız çok çok teşekkür olurum dedi. Sonra bir bana baktı, işte müsait misiniz diye sordum. Ve 15 dakika sonra kendimdeki evinde bütün aile arşivin yanında çıktım ve çok heyecanlandım tabii. Siz daha iyi bilirsiniz ama Türkiye'de şahsi arşivlerin muhafaza edilmesi pek yaygın değil maalesef. O yüzden böylece çok önemli ve gerçekten çok zengin bir aile arşivinin bu şekilde elime geçmesine ben de çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Bir arşiv olmadan da bir çalışma yapılabilirdi ama bu kadar derin ve bu kadar anlamlı hiçbir zaman olamazdı. Yani bu hikaye 2018'de böyle başladı ve şimdi 2023'teyiz ve nihayet bu çalışma meyvesini veriyor. Hem kitap, hem söyleşi, hem konserler şeklinde. Ama asıl konumuz Gezahede kimdir? Geza Hegeli, bazı kaynaklarda Geza Hegeli'nin Budapeşte'de doğduğunu görüyoruz. Oysa öyle değil. Kendisi şu an Sırbistan sınırları içerisinde bulunan, eskilerde Birinci Dünya Savaşı'nın önceki dönemde Macaristan sınırları içerisinde bulunan Ulbeçe ya da Sırbıça Eçey kasabasında doğdu. Sol tarafta onun doğum sertifikasını görüyorsunuz. Ulbeçe'nin şehir merkezinin. Küçük ama ticareti önemli olan bir kasabaydı. Babası Çekya doğdu, Yahudi bir ailesi ve Ulbeçe'ye taşınıyorlar. Gezahegeli orada doğuyor. Ama çok kısa zaman içerisinde onlar da Budapeşte, o zaman ki Buda diye taşınıyorlar. Biz 1973'ten itibaren Budapeşte diyoruz. O zaman şehrin üç tarafı resmi olarak da birleşmiştir. Orada babası bir otel işletiyor, Propeller adında bir otel işletiyor ve bir maden suyu şişeliyor. Burada da ilk aslında Türkiye'de Osmanlı bağlantısı başlıyor Gezahegeli'nin. Çünkü babanın işlettiği otel, aslında bu sağ alttaki fotoğrafın karşı tarafında, Tuna'nın peşte Buda tarafında, Buda Kalesi üzerinde, Gevler Tepesi'nin alt kısmında, bir Osmanlı kaplıcası var, yeşil renkli kaplıcası ve onun tam komşusu oluyor bu Propeller oteli. Yani Gezahegeli bu arada az çok Türk kültürüyle de danışma fırsatı buldu. Sonra okullara başlıyor. Fen Lisesi'nde hem Buda'da hem Beşte'de bir Fen Lisesi'nde öğretim ilmini bitiriyor. Ve İlginç bir şeye yine rastladık araştırma yaparken. Öğretmenleri arasında Arminius Van Bey, meşhur kaşif ve doğu bilimci ve Budapeşte Türkoloji Kürsüsü'nün kurucusu, Arminius Van Bey'in öğrencisi. Bila Erbil'i, kendisi de Türkler üzerinde birçok kitap yazmış. Yani orada da Türk kültürüyle, Osmanlı kültürüyle yine bir tanışma fırsatı buluyor. Babası onu ya işte doğru düzgün bir şey inermesini istiyor. Yani hukukçu olsun, işte tüccar olsun, öğretmen olsun ama kesinlikle piyanist olmasını istiyor. Evren Hanım'ın yazdığı hikayeye göre babası ona çalgıcı olamazsın diyor. Oysa o çalgıcı olmak istiyor. Ve ısrarla şey kayıt oluyor. Biraz ve yeni kurulan 1870'lerde, 60'larda, 70'lerin başında Franz Liszt tarafından kurulan
milli konservatuvara, şu anki adıyla Lisbon konservatuvarına kayıt oluyor. Bu arada yeşil yani şerefin kısımda şeyi de görüyoruz, ismini de görüyoruz. İki sene piyano öğreniyor. Öğretmeni aslında Liszt'in öğrencisi olan Gobi Hendrik. Bu Geza Hediye ile ilgili ilk şehir efsanesi diyelim ki kendisi her zaman Liszt'in öğrencisi olduğunu söylüyor, yani savunuyor. Oysa resmi olarak Gobi Hendrik'in öğrencisi. Ama Gobi Hendrik'in en iyi öğrencileriyle Liszt'in de çalıştığını biliyoruz. Ve Liszt'in kendi yerine tuttuğu bazı kaynaklarda H.G. diye bir kısaltılmış bir monogram geçiyor. Yani o öğrencilerle de, o öğrenciyle de çalıştık ki Ege'ye gezeden başka olamaz. Yani Liszt'le gerçekten çalıştığını biliyoruz ama resmi olarak Liszt'in öğrencisi olmadığını, Gobi Hendrik'in öğrencisi olduğunu da biliyoruz. İki senenin ardından, aslında dört sene kalabiliyordu, iki senenin ardından okulu bitiriyor, bırakıyor ve mezun oluyor. Ve Macaristan'da piyanist olarak sahnelere çıkmaya başlıyor. Aslında Macaristan'daki hayatı çok hareketli değil. Küçük kasabalarda konser veriyor, müzisyen arkadaşlarla beraber oda müzik konserleri veriyorlar. Ve nihayet Oroşhaz'a diye bir küçük bir kasaba var Macaristan'da. Orada yerleşiyor ve piyanist, bir de piyano öğretmeni olarak hayatına devam edeceğini gazetecilere de söylüyor. Bu esnada 24-25 yaşında ve hayatı bütünüyle değişecek birkaç sene içerisinde. Bir sonraki şehir efsanesini yine bu çalışmayla yıkmaya çalıştık. Çünkü herkes Hediye Gezen'e geldi, bir İstanbul'a geldi, bir hemen Sultan II. Abdülhamid önünde konser verdiğini, hatta bir aşk yaşadığını ve bu vesileyle Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalmayı tercih ettiğini söylüyordu, biliyordu. Ama tabii hikaye bu kadar basit değil. Aslında Osmanlı'ya gelişinin asıl sebebi Oroşhaz kasabasında 1848-49 Macar ayaklanma ve özgürlük savaşının bir kahramanı, sonra Osmanlı'ya sığınmış Görç Trabka'yla orada görüşmesine bağlı. Görç Trabka da Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı şimendifler ve telefon merkezleri ithalatını yapmaya çalışan Londra bağlantılı bir eski bir asker. Ve kendisi Oroşhaz'a bir siyasi bir söyleşi yapmaya gidiyor. Orada beraber yemek yiyorlar Ege'yle ve Ege'yi Osmanlı İmparatorluğu'na davet ediyor. Ve bizim hikayemiz de aslında öyle başlıyor. 1888 Ocak ayında, 16 Ocak yanılmıyorsa Ege'yi bu binanın öndeki bina, yani aynı yerde bir öndeki bina tutuyor ve bu binada, o binada ilk İstanbul konserini veriyor. Bundan sonraki hikayeyi anlatmak üzere ben mikrofonumu Erdal Hanım'a vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Harika bir işbirliği oldu hakikaten. Franz Liszt'in İstanbul ziyaretinin geniş yankıları sadece konser mahiyetine kalmadı. İstanbul'da piyano dalında bir ekole dönüşü diyebiliriz. Çünkü onun öğrencileri resmi ve gayri resmi. Kaba Bindidik ve Franz Liszt o dönemde o kadar ünlü ve takdir edilen, dünya çapında takdir edilen bir müzisyendi ki aslında onun belki de masterclasslarına katılan ya da etrafında bulunabilen herkes onun öğrencisi olduğunu iddia ediyordu. Bu teoriyle yurt dışında çeşitli Liszt uzmanlarıyla bir araya geldiğinde de tartışmalar olmuştu. Fakat bizim elimizde Geza Hediye ile hakikaten Franz Liszt'in çalıştığına dair kaynaklar var. Nitekim beni heyecanlandıran Franz Liszt'le gerçekten temasta bulunmuş ya da onun vesilesiyle
Osmanlı'nın Avrupalı müzisyenlerin kitabında tespit ettiğimde bunun başlı başına bir kitap bölüm olarak işlenmesi gerektiğini düşünmüş ve Franz Liszt'in izinden başlı bir bölümde başta Gezerik'e olmak üzere diğer müzisyenlere de yer vermiş. Acaba benim sunumumda hazırsak hemen onların isimlerini de göreceğiz. Evet. Liszt ikonunun temsilcileri, yani çeşitli bağlarını hakikaten bulduğum arşivlerde o zaman 2010 yılında yayınladığım kitabında başta Gezerhege olmak üzere ki onun tek Macar temsilcisi İstanbul'daki diyebiliriz. Francesco Della Suda Bey, Osmanlı öğrencisi, yani Francis'in izinden gelen Avrupalı müzisyenler olduğu gibi Osmanlı'dan da Avrupa'ya giderek onunla çalışmak üzere bir araya gelen müzisyenler olmuştu. Devlet Efendi de yine aynı şekilde belki bu akademik kayıtları vesilesiyle bir takım resmi evraklarla Francis'in temaslı olduğunu, yani sadece literatürde adı geçiyor diye değil, ya onun öğrencileriyle ya da onunla temaslı olan müzisyenlerle bir arada olduğunu ispat kısmen edebilmişti. Yine Alessandro Moltan da bir Macar müzisyen ve onun da hem Franz Liszt'e teması hem Franz Liszt'e ve onun yine çevresindeki öğrencilerine, kendi öğrencilerine gönderdiğini göstermiştim. Ama onun dışında çeşitli altyapılardan, backgroundlardan müzisyenlerin, Macar müzisyenlerin İstanbul'a gelerek hayatlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Keman sanatçıları örneğin Karl Berger ve Madame Amati'yi sayabiliriz. Sadece İstanbul değil, Madame Amati de İzmir'de bir Fransız temsilcisi diyebiliriz. Yine başka isimlerde geçiyorlar ama biz resmi olarak Gezerhege'yi bu isimlerden hem saray müzisyeni olması bağlamında hem de Fransız'ın tek Macar temsilcisi olması bağlamında ayırıyoruz. Fransız'ın ekol olmasıyla ilgili olarak aslında çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu defa Parlante akşamındaki görsellerle dolu bir sunum da hazırlamadım. Çünkü bütün görsellerimiz sizin huzurunuzda. Aslında sergide hepsini, gerçek evrakları ve diğer şeyleri izleyebilirsiniz. Franz Liszt'in kendi ekolünü devam ettirdiği akademisinden de Bobet'in de bahsettiği gibi burada çeşitli alıntılar var. Ölümün ardından da onun ekolünün devam ettiğini yine orada çalışan müzisyenler ve onun öğrencilerinden Arpad Sen ve İtfan Swan Thoma'nın yeni nesil piyano çözücüleri olarak Liszt'in ruhunda eğitildiklerini ve onun ekolünü temsil ettiklerini söylüyorlar. Ve 1903 yılında Thoman Mezop Akademi'ye profesör atandıktan sonra da Béla Bartók hocası oluyor. Yine Béla Bartók'la ilgili olarak bir sonraki programımızda da göreceğiz. Biliyorsunuz o da Türkiye'ye geldi Cumhuriyet yıllarında ve Adnan Saygun'la birlikte etnomusoloji çalışmalar yaptılar. Dolayısıyla aslında çok uzun süren bir Liszt etkisinden söz etmek mümkün. İstanbul'a gelişiyle ilgili olarak az önce Gabor Bey'in de bahsettiği gibi Ocak 1888 yılında Teutonya'da bir konser verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani belki 87'nin sonlarında gelmiş olabilir diyoruz, hemen gelir gelmez konser verildiğini bilemiyoruz tabii. Henüz 25 yaşında İstanbul'a geldiğinde ve 88-89 yılı itibariyle de Osmanlı Sarayı görevine başladı ve 1926 yılında 64 yaşında yine burada Teutonya salonunda bir konserin ardından ölüyordu. Bu ölümüne kadar bir süreçte, yani eğitiminden sonraki hayatının en uzun süresini geçirdiği süreç İstanbul'da 39 yıl boyunca burada Osmanlı'da Batı müziğinin gelişimine her anlamda çok yönlü olarak, eğitmen olarak, besteci olarak ve icracı olarak katkıda bulunuyor. Örneğin bir takım Macar gazetelerinde de 30 senedir İstanbul'da yaşadı, 1914 tarihli örneğin, öyle de gelebilirsiniz. Sultan II. Abdülhamid'in sarayındaki üstün mevkiinden bahsediliyor.
etmek mümkün. İki oğlu, üç de kızı oldu ve onlar da yine aynı şekilde müzikle iç içe yetişen bir ortamda büyüdüler. Osmanlı Sarayı'ndaki müzisyenliğine baktığımızda Osmanlı Hanedan üyelerinden Şehzade Abdülmecit Efendi onun öğrencilerinden biri. Hatta sergimizde de yine Şehzade Abdülmecit Efendi aynı zamanda iyi bir ressam olduğunu biliyorsunuz. Franz Liszt'in tablosunu yaparak hocası Gezer Hediye'ye hediye ettiğini biliyoruz ve o tabloda sergimizde yer alıyor. Onun dışında Fehime Sultan, Sultan 5. Murad'ın ailesinin de yeni piyano hocalarını yapmış. Şadiye Sultan ve Ayşe Sultan, Sultan 2. Abdülhamid'in kızlarının hocaları. Prenses İffet, Mısır Kidimi'nin kızı. Prens Lütfullah, Prens Sabahattin, Naciye Enver, Enver Paşa'nın eşi. Şehzade Ali Balsık Efendi de yine 5. Murad'ın torunu. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz, Sultan 2. Abdülhamid ve Sultan 5. Murad ailesinin çocuklarının hocalığını yapmış. Ve Şehzade Abdülmecit Efendi'nin Liszt tablosu ile ilgili şöyle bir şey de hatırlatmak isterim. 1847 yazında Franz Liszt İstanbul'a konser vermeye geldiğinde burada İstanbul'da Beyoğlu'nun Rizya Sokağı'nda yine bir Macar olan Komendinger'in evinde kalmış. Komendinger'de yine Sultan'ın müzik aletleri ve nota tedarikçisi ünvanına sahip. Ve burada işte konserleri de aynı şekilde müzik enstrümanları, çalgıları ve notalar bağlamında tedarik sağlayan birisi. Onun elinde kalmış ve dolayısıyla Şehzade Abdülmecit Efendi de hocasına o kadar takdir ediyor ki bu evi Franz Liszt Müzesi'ne çevirmeyi istemiş, tasavvur etmiş ve oraya yine bu hem kendi yaptığı hem de diğer bestecilerin, ünlü bestecilerin tablolarını sergilemeyi ve Franz Liszt'in konser verdiği piyanoyu da oraya almayı tasavvur etmiş fakat gerçekleştirmemiştir. Şagir Sultan yine hocasından bu sözlerle anıyor. Bunları hep kitabımızda okuyabilirsiniz. Onun ne kadar mütevazı olduğunu, eşiyle birlikte derslere geldiğini ve aynı zamanda ders ücreti kabul etmediğini ki bu tavır da biraz Franz Liszt'te de var, bazı öğrencilerine bu şekilde yaklaşmış. Yine Naciye Enver de hocalarının hem hediye hem de geçen akşam bahsettiğimiz diğer saray müzisyeni, Alman saray müzisyeni Hollanda olduğundan bahsediyor. Ve hediye ile çalışmayı çok sevdiğinden ve ona Niçin Mahsus'un isimli bir eser besteliğini ithaf ettiğinden söz etmiştir Naciye Enver'de. Tabii sadece saray mensuplarının değil, aynı zamanda halktan isimlerin de hocalığını yapmış. O isimler daha sonra da Cumhuriyet yılları müzik kurumlarında hizmet etmişlerdi. Ki az önce Galobi'nin de söylediği gibi oğlunun vefatının ardından eşi bu salonda ve diğer görevlerini devraldı. Şahin Nigar Hanım yine Osmanlı entelektüel hayatında öne çıkan isimlerden biri. Onun evindeki toplantılarda icraların bulunduğunu ve ona dersler verdiğini tespit ettik ve kitapta yer verdi. Fulya Akaydın da Cumhuriyet döneminin öne çıkan piyano hocalarından biri. Can Ömer Şişmanyan diye bir isim Amerikan gazetelerinde geçiyordu ve Sultan'ın Franz Liszt'in öğrencisi saray müzisyeni olarak yine Amerikan gazetelerinde yer alıyordu. Ferhunde Erkin'i biliyorsunuz. Yine o da Cumhuriyet kurumlarının öne çıkan isimlerinden, piyanistlerinden biri. Onun da hocası Gezer Ege'ydi. Ve ismini sayamayacağınız Darül Elhan, bugünkü İstanbul Konservatuarı'nda ve Türk Ocağı'nda isimler yetiştirmiştir. Evet, konserlerinde yine az önce söylediğim gibi ilk konserini Tokyo'dan verdi. Onlardan şehrin nabzını tutan bütün salonlarda ismini rastlamak mümkün. Kitabaşı Belediye Tiyatrosu, çokça yine konser programlarını sergide göreceksiniz. Kitabımızda da bununla ilgili bir tablo hazırladı. Hangi konser sonunda, hangi tarihlerde, tabii elimizdeki verilere dayanarak en azını tespit etmiş oluyoruz. Yani bu arşivde yer alan ve kaybolmamış olanlar kim bilir daha fazla konseri de
birbirleriyle karşılıklı konserler vermesine vesile olmuş. Elimizdeki arşivde 38 yılında 66 konserin belgesi var ve burada solo konserler verdiğini, orkestralara solistik yaptığını ve oda müziği sanatçısı olarak yer aldığını görüyoruz. Bir önemli bir hususta yine bu Geze Hege'nin hayatını incelerken aslında Osmanlı modernleşmesinin anlayışının ipuçlarını da tespit etmek, analiz etmek mümkün. Şöyle ki, karma konser formatı adını verdiği bir konser formatı tespit ediyoruz. Hem farklı sanatçılar bir konserde peş peşe çıkıyorlar, hem de Osmanlı müziğinin farklı türlerinin aynı anda sahnede yer aldığını görüyoruz. Örneğin Geze Hege'nin çıkıp Chopin çaldığı bir konserde hemen arkasında Tamburi Cemil Bey bir başta eser icra ediyor oluyor. Yine arkasından bir tiyatro komedisi yer alıyor. Dolayısıyla aslında yaklaşımın bütüncül, hepsini kapsayan bir tavır olduğunu görüyoruz ki bu az sonra göreceksiniz Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devam etmiş. Konser repertuarına bakınca da elimizdeki yine bu da tablo olarak kitapta mevcut. Programlara göre 35 farklı Batı müziği bestecisinin 100 kadar eserini icra ediyor. Ağırlıklı olarak 120'den fazlası eserlerin Franz Liszt'e ve çevresine ait. Faust, Rubinstein, Folkman gibi. Ve bugünkü repertuarda pek de rastlanmayan, yani o dönemin popüler dinleyicilerin severek muhtemelen istedikleri ve icrazları icra ettiği farklı besteciler var. Raff, Penzelt, Moskowski gibi. Yine Bach, Chopin ve Mendelssohn eserlerini de icra etmiş ki bunlar Liszt'in akademide piyano öğrencileriyle birlikte işledik bir repertuar. Yani akademide öğrendiklerini burada yine İstanbul'da da halkla buluşturduğunu görüyoruz. Kendi çağdaşı, o dönemin yenilikçisi, bugün geriye baktığımızda biz tarihi tersten okuyoruz ama o zaman içinde Debussy'nin yaklaşımları son derece yenilikçiydi. Onu yine İstanbul'a sunmuş ve konserlerinde yer vermiş. Yine gazete haberlerindeki temsilleri imgelerini kısaca özetledik burada. Mesela Liszt ekolü temsiline istinaden konserlerin ardından çıkan haberlerde şöyle tabirler var. İstanbul'un en iyi sanatçısı, Liszt'e benziyor, Liszt'in yüce öğrencisi, Liszt'in başlattığı şanlı yürüyüşü devam ettiriyor. Müzik sanatının beslendiği, üzerinde etkisi son derece büyük olan olacak olan Liszt'in zamansız anısı. Yani İstanbul'da da yine basınla halk tarafından ve bütünüyle Liszt'in ekolünün temsilcisi olduğu yer almış. Usta piyanistliğine istinaden İstanbul'da kolay karşılaşabileceğiniz bir piyanist değildir. Piyanoyu çalmıyor, konuşturuyor. Daha fazla güne ihtiyacı yok. Tek söz yeterlidir, birinci sınıf sanatçı. İstanbul'da son zamanlarda duyduğumuz en iyi piyanistlerden, belki de en iyisi, sadece bir piyano ustası değil, müziğin ustası olduğunu kanıtlamayı başardı gibi değerlendirmeler var. Bir de ilginç olarak bir yine yazısı, konser yazısında tarih boyu Macar dostluk ve akrabalık ilişkilerine gönderme yapılıyor. Belki de Atina'nın torunlarından biridir denmiş. Bestelerin ödüllerini yine burada kısaca ele aldık. Sol tarafta gördüklerimiz besteleri tabii yine ulaşabildiklerimiz bunlar. Bunların arasında bestelediği piyano konçertosu için şövalye unvanı alıyor ve ondan sonra da bu unvanı ismiyle birlikte imzasında kullanmaya başlamış. Milli Bağımsızlık Marşı'nı daha çok sonra Kemal'e ithaf etti. Bugün konserde icra edeceğiz. Ve ödüllerine de baktığınızda 11 nişan ve madalyasının 5-6 kadar yani yarısının Osmanlı'dan alındığını görüyoruz. Yine İran Güneş Nişanı, Fransız Akademi'nin de Palmiye Nişanları var iki tane. Ve yine Yunan Krallığı, Bulgar Taşlığı, Liyakat Taç Madalyası, İtalyan Madalyası gibi. Yani aslında uluslararası denemeler kabul görmüş bir sanatçının İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Sosyo-kültürel çevresi de yine kitabımızda da arşivden tespit ettiğimiz üzere, kartvizitlerden tespit ettiğimiz üzere şu şekilde kategorize ettik.
Türk olarak hanedan üyeleri, saray erkanı, diplomat Ali Nizami Paşa, Şahin Nidir Hanım, Ferit Paşa, Mehmet Akif, tam olarak kimliğiyle, yani kim olduğunu tespit edemesek de Katerina Hege'ye Geza Hege öldükten sonra bir başlık sağlığı mesajı göndermiş ve Geza Hege'nin eski dostu olduğunu ifade etmiş bu vizitte. Yine konsolos ve diplomatlarla burada listelediğim konsolosluğun ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu detaylar yine kitabımızda mevcut. 1926 yılında Tonya'da, yani burada bir konserinin ardından kalp krizi geçirerek ölüyor. Konserin ardından verilen resepsiyonda. Şimdi burada kitapta da yine yer alıyor. Kaderin garip cümlesi dedik buna. O sırada sohbet ettiği diplomata konser programını icra etmek üzere Folkman Trio'yu seçme sebebini, Folkman benim hocamdı. Kalp krizi geçirip öldüğü an onun yanındaydı. O sırada bu trio çalıyordu olarak anlatmıştı. Ve yine kendisi de o trio'yu konser programında yer verdi. Konserden sonra da vefat etti. Bugün biz de Folkman'ın bir aynı trio'yu çalacağız. Ölümünün ardından görev yaptığı İstanbul Konservatuarı'nda bir matem konseri düzenlendi. Ve yine Alman Konsolosluğu'nda aynı şekilde bir matem konseri düzenlendi. Ve görevini, konservatuarda görevini Katerina Hege aldı. Yine bu ilk kitabımı yazdığım süreçte eski hocalardan, hayatta olan hocalardan biriyle irtibata geçmiştim. O çok net hatırlıyordu. Katerina Hege'yi özellikle hatırlıyordu. Ve nasıl bir yaklaşımı olduğundan bahsediyordu. Az önce bahsettiğim karma konser kavramının 1926'da da devam ettiğini Katerina Hege'nin bir konserinden yine tespit edebiliyoruz. İşte Madame Hege, Seyfettin Asal ve Sezai Asal'la bir Çaykovski trio çaldıktan sonra Türk tiyosunun Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Bey, komedi ardından Tanrı Bey, Tanrı Cemil Bey'in oldu bu sefer de Mesut Cemil'in bir solo tanrı icrası yer alıyor. Toy Toyo konserlerinde Katerina Hege'li bir sözleşme yapılıyor ve uzun süreli burada konserler verdiğini, nitekim piyanosu da az önce de Robin bahsettiği gibi burada yer alıyor. Ve yine onun ekolünü devam ettiren müzik alanında Gülir Asamfos'u söylemek gerekir. O da Kız Margit'in oğlu. Uzun yıllar İstanbul Konservatuarı'nda keman öğretmeni olarak. Yine onu da Katerina Hege geçişmesinde önemli yeri var. Hatta çalışmalarında ona piyanoda eşlik etmiş, yakın oturmuşlar birbirlerine burada İstiklal Caddesi'nde. Ve ondan da yine temin ettiğimiz bir takım eserler var. Son olarak toparlarsam, bu yine kitabımızda yer alıyor. Hege'nin şansında çalışmamızda sadece onun hayatına dair gizli kalmış noktaları değil, aynı zamanda Osmanlı modernleşme anlayışının unsurlarını, yani doğudan batıya bütün müzik türlerini kapsamak istediğini, bunu bir zenginlik olarak gördüğünü ve kültürel diplomasi hizmetinde de kullandığını görüyoruz. Ve toplumsal yapısındaki çoklu temsiliyetleri, Osmanlı politikalarına hizmet eden işbirliklerini görüyoruz. Ve yine bu müzisyenlerin hepsinin buraya aidiyet hissettiklerini ve işte yaşamlarını burada devam ettirmek istediklerini ve kurumlara, Cumhuriyet sonrasında da Cumhuriyet'in hizmet etmeye devam ettiklerini görüyoruz. Dönemin sosyo-kültürel konjonktürü hakkında fikri sahibi olabiliyoruz. Ve Francis'in Osmanlı kronolojisinin Cumhuriyet yıllarına aktarıldığını görüyoruz. Teşekkür ederim sağlığınız için.
ile ithaf ettiği marşını icra ettik. Bu marşı çok hakikaten ilginç bir kompozisyon defası olarak ben değerlendiriyorum. Yine okuyucunun yorumuna açık olarak kitapta da bir kesit sundum. Şöyle ki, eserin ilk yarısı majör tonda, ilk giriş yaptıktan sonra majör tonda. İkinci yarısı ise ufak bir modülasyon geçiş yaparak minör tonda ve aynı nota, yani sol majör ve sol minör tonlarında. Dolayısıyla ilk kesidi İstanbul'un işgali olarak tasvir etmiş, yazmış. İkinci kesidi de İstanbul'un Türklerin olması olarak yazmış. Yani majör tonda olanı işgal yılları, minör tonda olanı da işgalden kurtulmuş İstanbul ve Türklerin olması olarak yazmış. Tabii aynı dokuyu kullanması da İstanbul'dan bahsettiğinin altını çizmiş oluyor. Bu ton seçimleriyle ilgili okuyucuya bırakıyorum yorumlarını. Ve hemen ardından da Hegel'in öğrencileri, saray erkanından öğrencilerinden Ayşe Sultan'ın da yine İstanbul Marşı'nı icra edeceğiz. Onun ardından Filme Sultan'ın Milli Birlik Marşı. Bu marşı da Filme Sultan Birinci Dünya Savaşı sırasında bestelemiş. O zaman o günkü duygularla. Ve son eserde Şehzade Abdülmecit Efendi'nin keman piyano için ağıt.
Thank you.
Kaan. Aynı zamanda 1875 yılından itibaren akademide hoca ve Kurtuk Doğan ve Arman hocası, yani aslında besteciliğine de belli ki etki etmiş. Violoncello Seren Karabay.